Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başrollerini Çağla Şikel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı Cennet Mahallesi dizisi 2004-2007 yılları arasında yayınlanmıştır. Dizi efsane Türk dizileri arasında adını yazdırmayı başarmıştır. Çağla Şikel dizide Sultan karakterini canlandırmıştır. Türk balerin, manken, oyuncu, sunucu ve sinema ve dizi oyuncusudur. Çağla Şikel 1996 yılında Odessa adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turk yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışmasıyla dünya dördüncüsü, yani Avrupa Güzeli ödülünü aldı. 1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı. Mankenlik kariyerine devam eden Şikel, aynı zamanda Sabah Kuşağı'nda bir program sunuyor ve YouTube'da bir kanal yönetiyor. Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan, dizide Ferhat karakterini canlandırmıştır. İTÜ Konservatuar bölümünü kazandıktan sonra müzik hayatının yoğunluğundan dolayı 3. sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak'tı. 2003-2004 yılında Alişanlı Gece ve 2006 yılında manken Asuman Krause ile Mavi Ay adında televizyon programlarını sunmuştur. Bunun dışında 2008-2009 dönemi İlle de Roman Olsun ve 2009-2010 döneminde de Her Şey Dahil adlı iki programı Çağla Şikel'le beraber sunmuştur. 2012 yılının başlarında Ayşe Öz Yılmazer ile birlikte Ayşe ve Alişan adında bir sabah programını sunmuştur. Ayşe Öz Yılmazer'in yaz sezonunda ayrılmasından itibaren ismi Alişan ve Sevcan olarak değişen programı türkücü Sevcan Orhan ile beraber sunmuştur. Ve 2013'ün ilk aylarında program ekranlara veda etmiştir. 2020 yılından itibaren Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programını Demet Akalın'la birlikte sunmaktadır. Melek Baykal, dizide Pembe karakterine hayat vermiştir. Tiyatro ve dizi oyuncusudur. Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin, Hayat Bağları dizisindeki Nur Hayat ve Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolleriyle tanınır. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir toplamıştır. Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur. Cennet Mahallesi'ndeki performansıyla beğeni toplamıştır. Daha çok televizyon dizilerinde rol alan Melek Baykal'ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Kaçma Birader adlı film olmuştur. 2012 yılının başından itibaren Star TV'de kendi adını taşıyan kadın programını sunmaktaydı. Zeki Alasya dizide komiser rolünü oynamıştır. Sanat hayatına 1959'da Milli Türk Talebe Birliği Tiyatrosu'nda amatör olarak başlamıştır. Arena, Genar ve Ulvi Uras tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan'la birlikte Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer almıştır. Film çevirmeye 1973'ten sonra başlamıştır. Metin Akpınar'la birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. Birçok filmde yer aldı ve 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca devlet sanatçısı unvanı verilmiştir. Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Güler Misin Ağlar Mısın, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip gibi filmleriyle eşleştirilmiş bir komedyen olarak ün kazandı. Kariyerinin sonlarında daha çok dizilerde yer alan Zeki Alasya, sinemada son olarak 2009'da Aşk Geliyorum Demez filminde rol aldı. Aylin Kabasakal, Fatoş karakterini canlandırmıştır. Türk dizi, sinema oyuncusu ve sunucudur. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünü bitirmiştir. Önceleri bazı müzik kanalı ve TV kanallarında sunuculuk yapmış, sonra oyunculuğa geçerek Görgüsüzler, Baba Ocağı, Kayıkçı, Ömer Çip, Dikkat Bebek Var, Kaçıklık Diploması gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. Ve Cennet Mahallesi adlı TV komedi dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergilemiştir. Star TV'de yayınlanan Güzel Köylü adlı dizide de oynamıştır.
Müjdat Gezen dizide Yunus karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair ve eğitmendir. Müjdat Gezen sanat merkezini kurmuştur. Kasım 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisidir. 1963 yılında ilk özel tiyatro çalışmasını yapmış, Münir Özkul ve Muammer Karaca tiyatrolarına girmiştir. 1967 yılında arkadaşlarıyla birlikte halk oyuncularını kurdu. 1968 yılında ilk kez kendi özel tiyatrosunu açtı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk Tiyatrosu öğretmenliği yaptı. İsmail Hakkı Dümbüllü'nün nesilden nesile devredilen fesini Münir Özkul'dan devralmış ve 2017'de Şevket Çoruk'a devretmiştir. Şeyla Halis, Menekşe karakterini canlandırmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünden mezun olduktan sonra eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünde tamamladı. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Melih Çardak, dizide Rüstem karakterini oynamıştır. 1978-85 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-90 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu, dansçı, koreograf görevini üstlendi. 1990-98 yılları arasında koreografi ve film çalışmaları yaptı. 1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017'de ekranlara gelen kadın dizisinde Hikmet, 2018'de rol aldığı halka dizisinde tamirci karakterini canlandırdı. Abdullah Zihni Göktay, Ethem karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır. 36 yılda 72 oyunda rol almıştır. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesi'nde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda Komiser Cafer Sabbah karakterini devam ettirmektedir. Belemir Temizsoy, Ayşe karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Küçük yaşta Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon çocuk oyuncu olarak yer almıştır. Daha çok Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin kızı Ayşe olarak oynadığı rol ile tanınmıştır. Beyoğlu Belediye Tiyatrosu'nda da bir sürü oyunculuk eğitimi almasının ardından ayrıca tiyatronun duayen isimlerinden olan Müjdat Gezen'in önerisiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve bale eğitimi görmüştür. Temizsoy şu sıralar YouTube kanalı ile ilgileniyor ve sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoya beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.